Evet arkadaşlar, bu videoda BOLTNAVE bile bir web sitesi geliştireceğiz. Web sitesine yayını alacağız ve database backend bağlantısı yapacağız Supabase kullanarak baştan sona bir rehber tadında olacak. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videoya başlamadan önce gruptan arkadaşımız Efe Çakır sadece Curlsryer prompt e-kitabımı kullanarak bu görmüş olduğum siteyi geliştirmiş. Gayet güzel şık tasarımlı bir web sitesi. Tebrik ederim. Siz de bunun gibi şık siteler geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Web sitenin ve e-kitabın linkini aşağıya bırakacağım. İstediğiniz gibi bakabilirsiniz. Evet ilk olarak siteme giriyorum. Bolt.new diyerek bu sitemi açıyorum. Daha sonrasında sağ üstten get started butonuna basıyorum. Ve siteye kayıt oluyorum. Şimdi burada Burada Invite Friends Get Free Tokens var. Ona tıklıyoruz. Bizi buradaki Twitter'daki posta getiriyor. Burada diyor ki, eğer arkadaşlarınız sizin linkinize gelirse diyor, ikinize de 200 bin token veriyorum diyor. Pro kullanıcıları için de, arkadaşınız 30 günde Pro alırsa diyor, ikinize de 5 milyoner token vereceğim diyor. Hem arkadaşına hem sana 5 milyon token. Free planda da ikinize de 200 bin 200 bin token vereceğim diyor. Ben kendi linkimi aşağı koyacağım arkadaşlar. Tıklayıp gidebilirsiniz. Hem siz token kazanırsınız hem ben token kazanmış olurum. Daha fazla video çekerim bu sayede. Kendi linkimizi nereden alıyoruz peki? Şurada sol alttan Get Free Tokens'a tıklıyoruz. Şu an kimse daha benim linkimde katılım sağlamamış. Buradan linkimi kopyalıyorum ve videonun açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. Buradan tıklayıp gidebilirsiniz. Evet şimdi projemize başlayalım. Şimdi aşağıda hazır şablonlarımız var. Ben buradan Start a Block with Astro seçeceğim. Yani bir blok yapmak istiyorum. Ama buna tıkladığımızda hemen işlemlere başlıyor. Öyle bir hataya düştüm. Şimdi ben AI Tool'ları ile alakalı bir blok geliştirmek istiyorum. Bunun için Start a Block with AI Tools for Code dedim. Demek ki AI Tool'ları ile alakalı bir blok sayfası oluşur diyorum. Bunu gönderiyorum. Bu arada Freeplan'da 1 milyon token arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sıfır hesapta 1 milyon token'a başlıyorsunuz. Evet şu an kodlarımızı yazmaya başladı npm install ile paketleri yüklediğini söylüyor şu an. Sağ tarafta kodu görebiliyorsunuz. Yukarıdaki preview butonuyla da kodun ön gösterimini de görebiliyorsunuz. Şimdi biraz kod yazdıktan sonra preview kısmına bakalım. Evet geçiyorum şimdi preview kısmına. Evet gayet şık güzel bir web sitesi tasarımı yaptı. Ben açıkçası beğeniyorum bu tarz sade tasarımları. Üstüne hover efektleri de koymuş üzerine gelince bir gölge animasyonu geliyor. Tamam şimdi web sitemiz hazır. Şimdi ben bunu yayına almak istiyorum. Yayına almadan önce bir göreyim. Yeni sekmede şey açabilmek için Connect to Project diyorum. Evet web sitemi ön gösterimini bu şekilde görebiliyorum. Tasarım ışık fena değil. Şimdi bu web sitesini hemen bir yayına alalım. Sağ üstteki deploy butonuna tıklıyorum. Burada benim için Netfly üzerinden deploy'u gerçekleştiriyor şu kısımda. Bekliyoruz. Evet şu an deploy'u yaptığını söylüyor. Şuradaki URL'den erişebilirsin diyor. Alttaki URL'den de kendi Netfly hesabına taşıyabilirsin diyor. Linke tıklayalım. Evet şu an sitemiz açılıyor. Hemen bir gizli sekmede deneyelim. Bakalım herkes sitemize girebiliyor mu? Gizli sekmemi açtım. Linkimi yapıştırdım. Şu an gördüğünüz gibi sitem açılıyor arkadaşlar. Biraz hover efekti de eklemiş burada. Tasarımı tabii istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Şimdi bunu kapatalım. Şimdi diyelim ki ben bunu kendi Netflix hesabıma almak istiyorum. Bolt'un Netlify üzerinde kalmasın. Hemen buradaki sol alttaki linkime tıklıyorum. Beni Netlify'a gönderiyor. Buradan hemen GitHub'a giriş yapıyorum. Evet, hemen girişimi yaptım. Şu an hesabım hazır. Şu an projemiz yok diyor. Az bir giriş yaptığım için geri dönüp tekrar bu linke tıklıyorum. Diyor ki proje eklemek ister misiniz Bolt üzerinden diyor. Ekle diyorum. Evet, projem geldi arkadaşlar. Bundan sonrası benim hesabımda şu an şu an sahibi biz olarak gözüküyoruz. Buradan tıklarsak şurada linkimiz var. Buraya tıkladığımızda şu an Bizim hesabımız üzerinde. Web sitemiz şu an yayında. Gerçekten 2 dakika kadar sürdü galiba. Bu arada kendi Netlify hesabımıza taşısak da yine Bolt üzerinden çalışmaya devam edebiliyoruz arkadaşlar. Bu arada kendi yazdığımız proje Netlify üzerinden yayınlamayı da e ekleyeceğim. Versiyon 6'da o da olacak. Şimdi projemizi yazdık ama şu an bu statik bir sayfa. Biz bunu backend'e bağlamak istiyoruz. Şimdi backend bağlantısını yapalım. Bunu da Supabase ile yapacağız. Şimdi sağ üstteki Connect to Supabase'e tıklıyorum. Buraya da yine GitHub giriş yapıyorum. Supabase de bu arada ücretsiz arkadaşlar. Onu da bir şekilde kullanabilirsiniz. Burada Superbase'den gerekli okuma yazma istekleri istiyor. Bunların hepsine hepsine kabul ediyoruz. Şu an gördüğünüz gibi free hesaptayız. Buraya create organization diyoruz. İzin istiyor. Buna da tamam diyoruz. Evet şu an bağlantımızı gerçekleştiriyor. Bolt ve Supabase şu an birbirine bağlandı. Bolt da şu an proje yaratıyor bizim için Supabase tarafında. Bu işlemlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi yaklaşık 5 dakikada tamamlanacağını söylüyor. Evet. Database işlemlerimiz tamam. Hemen Supabase'den kontrol edelim. Bakalım olmuş mu? Sağ üstteki view project butonuna tıklıyorum. Beni buradan Supabase'e gönderiyor. Evet. Projemiz yaratılmış. Projemizdeki tabloları, verileri görebilmek için sol taraftan table edit tıklıyorum. Buradan yaratılan table'ları verileri görebilirim. Şu an burası boş. Sadece database bağlantımızı yaptı. Projemizi yarattı. Şimdi ben Bolt'tan isteyeceğim ki buradaki verilerin ben database'den çekilmesini istiyorum. Çünkü bunları ileride düzenlemek isteyebilirim. Şimdi bunun için dedim ki buradaki yapay zekaları database'den çek. Web sistemin sayfasını yeniden yüklediğimde veriler database'den güncellensin dedim. Şu ikinci yazdığım cümleyi yazmanız önemli. Çünkü bunu yazmadığınızda database'e veri girdiğinizde sayfa güncellenmiyor. Bu hatayı ben Bolt'ta yaşadım. Şimdi bunu gönderiyorum. Evet, şu an table'ları yaratıyor. Yani tablolarımızı yaratıyor veri tabanındaki. Evet, database'e değişiklik yaptım diyor. Bunu onaylar mısın diyor. Hemen onaylıyoruz. Apply changes dedik. Evet. Şu an geldi. Hemen Supabase'den kontrol edelim. Geldim. Sayfamı yeniliyorum. Evet. AI Tools diye gördüğünüz gibi verilerim buraya gelmiş. Şimdi Bakalım buradaki ismi güncelleyelim. Web sitemiz güncellenecek mi? Şimdi gelelim buradan ChatGPT'yi Cloudy yapalım. Bakalım web sitemizi yeniden yükleyelim. Evet ChatGPT gördüğünüz gibi Cloudy oldu arkadaşlar. Evet ama Diploid'deki web sitesini açtığımda gördüğünüz gibi burada da ChatGPT yazıyor. Backend'den çekmedi. Eğer kullanıcının görebileceği bir değişiklik yaptıysanız tekrar projeyi deploy etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Onu da Sağ üstten deploy'a tıklayarak projemizi yeniden deploy ediyoruz. Yeniden yayınlıyoruz. Gene ee, linkimizi verdi. Tıklayalım buradan. Evet bu arada bu link aynı. Oradan buradan tıkında bir şey değişmiyor. Bizim netli üzerinde. Gördüğünüz gibi kılavuz oldu. Deploylamayı unutmayın. Evet şimdi Bolt'un görsel eklemesini isteyeceğiz. Bunun için sol alttaki upload files butonuna tıklıyorum. Evet görselimi ekledim. Şu an görselim yükleniyor. Evet yüklendi. Şimdi diyorum ki. Bu dedim ki bu görseli sitemin logosu olarak ekle dedim. Bunu da gönderiyorum. Evet görsel eklemesini istedik ama şu an ön gösterimde görsel düzgün eklememiş. Netlify'dan test edelim. Şimdi logomuzu eklemesini istedik ama şu an ekleyemedi. Şu an hemen yazalım. Şimdi görsel ekleyemedi. Dedim ki vermiş olduğum görseli eklememişsin. Tekrar iletiyorum dedim. Bunu da gönderdim. Bu görsellerde AI'ların bir problemi var ama tamam. Verdiğin logoyu sağlamış olduğun görselle vereceğim diyor. Evet logoyu vermiş olduğun görselle değiştireceğim diyor. Evet yine başaramadı. Şimdi şöyle yapacağım. Şu kısmın SS'ini alacağım. Daha sonrasında bu görseli chat'e ekleyeceğim. Burada hata var. Bunu çöz diyeceğim. Bu arada promptları herhangi bir kullanıcının yazacağı seviyede yazıyorum. Çok detaylı yazmıyorum. Çünkü buradaki Bolt'un iddiası daha az kod bilgisiyle yazılım geliştirebilmek. Daha az kod bilgisiyle Uygulama geliştirebilmek. Bunu düzeltebilmek için bana bir URL ver, onu ekleyeyim buraya diyor. Ben de şu öneriyi sunacağım. Ben görseli iletim dosyaların içerisinde tut dedim. Diyor ki görseli klasör içerisine koyar mısın diyor. Şuraya. Tamam biz buraya koyalım. O kendisi koyamamış, biz koyalım. Adını da tek avatar yapar mısın diyor. Onu da biz yapalım. Tamam yani yaptık. Landsın da değiştirelim. Ne demişti? JPG. Tamam. Şimdi yenileyelim. Evet. Görsel ekleyemedi arkadaşlar. Kendim dosya içerisine buraya kendim ekledim. Sonundaki uzantısı bile önemli. Tam burada verdiği ismi yazdım. tek-avatar.jpk yazınca şu an görselim buraya geldi. Bakalım deployment'ta gözüküyor mu? Deployment'ta da gözükmüyor. Tekrar deploy etmemiz gerekiyor. Hemen deploy edelim. Deployment'ta da geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi görselim buraya. Biraz uğraştırdı görselde ama... Onu da sonunda ekledik. Evet arkadaşlar bence Bolt Replitoker'e daha iyi en azından bir proje tamamlayabildik ve daha hızlı ilerliyor anladığım kadarıyla. Tasarımları da daha iyi geldi bana tasarım arayüzü. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıya yazabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamına gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yeni fikirleriniz varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz.